Bakın biraz evvel ikaz geldi. Biraz evvel ikaz geldi. Sayın Genel Sekreter arkadaşım kalktı, geldi Divan Kurulu Başkanı'na bir ikazda bulundu. Dedi ki bundan... Bir dakika. Hayır. Bir yanlış anlaşılma var. Buyurun. İş yanlış noktaya gidiyor. Buyurun. Bir Galatasaray TV'nin yayın akışıyla ilgili bir yayın çakışması oldu. Onunla ilgili bir müzakere yaptık. Tamam, hiç alakası yok. Tamam. Her neyse. Borsa bu işe mani diyorlar. Açıklamayın diyorlar. Bunlar açıklanmayacak gruplara girebilir. Ben bunu söylemek istemiyorum şu anda. Ama bir realite var. İsterseniz bakın. Siz söylediniz, ben söylemedim. Yani bilmiyorum. Efendim? Bir dakika. Ben devam edeyim. Ben hayır. Bir futbolcumuz geliyor. Havaalanında bir karşılama programı var. Divan toplantısı şu anda ana gündem maddesi olduğu için televizyonda bir istişare ettik. Ekranı ikiye bölecekler. Hem bu yayın, canlı yayın devam ediyor. Hem o şeyi altyazıyla verecekler. Onun müzakeresini yaptık. Ya Sayın Başkan, affedersin. O zaman söyleyin, biz burada konuşmayalım. O çizgi ekrana verin. Hayır, ekrana verin. Tamam. Ya kusura bakmayın, ben hasta halimle geliyorum buraya. Hayır. Siz affedersiniz, kusura bakmayın. Devam ediyor. Ya top çizgiyi geçti diye. Ya yapmayın, hayır. Böyle şey olmaz yayın ya. Yayın devam ediyor yani. Onunla ilgili bir istişare. Rica ederim yani. Neyse. Sermaye piyasasıyla alakalı söylüyorsunuz. Bunlar deklare edecek şeyler değil. Tamam, ben de kabul ediyorum bir yerde. Çünkü her şey sermaye piyasasına gelip kilitleniyor. Ne varsa söylenecek. Aman sermaye piyasası var. Beyler yapmayın bakın. Ben hissedarım. Hisse sahibiyim. İstersem giderim kaptan çatır çatır yazılı bunların cevabını alırım. İstersem yazıyla alırım, istersem mahkeme kararıyla alırım. Mani olabilir misiniz? Buyurun. Varsa bana cevap verin. Yok böyle bir şey. Ben söylüyorum bakın RİBA. RİBA'nın ne olduğunu lütfen hepimiz bir bilelim. Beni çağırıp özel bana bir şey anlatmanız benim için bir şey ifade etmiyor. Ben tek başıma Galatasaray'ı temsil etmiyorum. Galatasaray'ın 11 bin üyesi var. 11 bin üyenin 3 bin tanesi divan üyesi. Soruyorum size, 3 bin tane divan üyesinden 300 tanesi olanları biliyor mu? Bilmiyor. Neler olduğunu, ne yaptığınızı sizler biliyorsunuz. Biz bir şey bilmiyoruz. Sağdan soldan duyduklarımızla size karşı, size göre cephe aldığımızı zannetiyorsunuz. Hayır, asla böyle bir şey yok. Realiteler ortaya çıksın, onları konuşalım. Başka yapacak hiçbir şey yok şu anda. Yani evet, devam edeyim ben buna. İkinciye geçelim. Mecidiyeköy. Şimdi biraz evvel Sayın Nasip üyemiz burada bir şey söyledi. Buradan gelen gelirlerin hepsi ikinci alınan, yani son alınan arsayla ilgili temlik edilmiş vaziyette. Bizim o arsadan almış olduğumuz krediye karşı ödenmek üzere temlik edilmiş. Peki burada neler söylendi bize? Buradan gelecek parayla flora yapılacak denildi. Öyle mi? Doğru. Tamam. Buradan gelecek bir arsa alındı, tamam. O parayla alınıyor arsa. Dikkat edin. Orada bir sıkıntı yok. Peki oranın inşaatı nasıl yürüyor? Şu anda ne alemde? Tapuları da aldık şu anda. Verebiliyoruz insanlara da. Ne kadar sattık, ne kadar kaldı? Buradan daha nasıl bir nakit akışı bekliyoruz? Nasıl bir nakit akışı gelecek? Şimdi tamam, süspansör bulduk. Onlara da geleceğim sırayla, ama bu konuda asla bugün onlarla bir şey konuşmayacağım. Çünkü o burada yok onu. O burada yok. Şimdi buranın şu andaki durumunu öğrenmek istiyoruz. Burada da yazılı olanlar zaten bizim istediklerimizin dışında herhangi bir şey yok. Bunlar hakkında malumat istiyoruz. Bizi diyoruz ki aydınlatın. Bizi değil, bakın bu üç kişiyi değil. Galatasaray camiasını aydınlatın diyoruz. Galatasaray camiası bilsin. Üç kuruşluk insanların uydurdukları yalanlarla biz Galatasaray'ın geleceğinle ilgili kararlara ukalalık ederek cevaplar vermeyelim. Hep beraber birlik olacaksak, beraber olacaksak ayrım yapmayalım. O sendendi, bu bendendi, bu oradandı, bu şuradandı demeyelim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bir bakımdan bir şey yapıyoruz, öbür taraftan başka şeyler yapıyoruz. Çok da kanunsuz şeyler de yaptığımız var, onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim yani. Ama